Osmanlı denizciliği Fatih Sultan Mehmet'le birlikte bir ivme kazanmıştı. İkinci Bayezid açık denizlerde o zaman dünyanın en büyük deniz gücü Venediklilerle mücadele etme gücüne erişti. Evet. Bu gerçekten önemliydi. İkinci Bayezid Han'dan sonra Yavuz Sultan Selim Han. Yavuz Sultan Selim'in iki tane zaten çok önemli seferi var. Ve bunlarda donanmanın herhangi, evet donanma Memlük seferinde rol oynuyor, İskenderiye'ye gidiyor ama bir savaşı yok. Ama donanmaya çok büyük bir ehemmiyet veriyor Yavuz Sultan Selim Han. Çünkü artık devletin toprakları iyice genişledi ki Kanuni döneminde bunun 3 katına çıkacak babası döneminden. Artık Osmanlılar için deniz gücü çok önemli. Evet karada uzun yıllardır devam eden bir hakimiyeti var, bir gücü var. Ama denizlerde bilhassa Venedik'in bir dünya gücü vardı. Venedik'le baş etmesi bayağı bir zaman aldı Osmanlı'nın. Fakat Kanuni dönemi bu noktada da zirveyi teşkil etti. Yani bu kapıyı aralayan 2. Bayezid Han'dır. 2. Bayezid Han'ın Yavuz ve Fatih gibi iki cengaverin arasında silik bir padişah gibi gözükür. Fakat bilhassa tarihçiler onun donanmaya verdiği öneme dikkat çekerler. Donanmaya verdiği değere ki dışarıdaki bazı denizcileri de görev almıştır. Bunların en meşhurlarından biri Kemal Reis'tir. Kemal Reis'i ki Kanuni de bunu devam ettirecektir. O da Barbaros Hayrettin Paşa'yı mesela çağıracaktır ve onu o muazzam deniz gücünün başına getirecektir. Ki o devirde de İspanya, Venedik ve diğer devletler bir Haçlı gücü var. Çok büyük bir Haçlı gücü var. Kudreti var. Hani karada belki defalarca Haçlı gücüne karşı galebe çaldılar ama denizde böyle bir zaferleri yoktu Osmanlı'nın. İşte Preveze Deniz Savaşı bunun en zirve evet. noktasını teşkil eder. Ve orada Barbaros Hayrettin Paşa gerçekten 200 parçalık donanmasıyla yaklaşık 350 savaş gemisi, 250 artçı gemisi, 600 parçalık bir Haçlı gücünü mahvedecektir. Yani bu tarihlere artık Avrupalılar Akdeniz'de tahta parçası dahi yüzdüremez hale gelmişlerdir. İzinsiz diye geçecektir. Evet. Çok önemli bir noktadır bu. Akdeniz'i zımnen hani böyle şey olarak bir Osmanlı Gölü haline belki bütün sınırlarını almadılar ama hakimiyet noktayı evet. nazarından baktığımızda bir Osmanlı gölü gibi göreceklerdir ve öyle hakimiyet süreceklerdir. Ki Karadeniz, Fatih ve peşinden 2. Bayezid döneminde zaten bir Osmanlı gölü haline gelmiştir. Akdeniz'in de bu şekilde gelmesiyle Osmanlı deniz gücü Kanuni döneminde zirveyi teşkil edecek bir noktaya ulaşmıştır.